Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda size EBA TV frekans ayarlamalarını nasıl yapacağınızı kısaca anlatacağım. Şu anda anlatacağım televizyonun markası Axen ama birçok televizyonda aynı özellikler aynı şekilde var. Hatta bu videodan sonra bir de Samsung televizyonda ayarlamayı deneyeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi Fox TV'yi izliyoruz ama ben onu bırakıp şöyle ayarlamalara başlayalım. Şimdi Setup, kumandamızın üzerindeki Setup tuşuna basarak ayarlar kısmına giriyoruz. Burada yayın kısmını bulmamız gerekiyor. Yayın kısmını da bulduktan sonra kanal arama diye bir bölüm var. Kanal aramaya geldiğim zaman şöyle okey diyorum. Bakın kanal arama kısmına geldim. Burada transponder değeri eklemem gerekiyor benim. Yani şu TP ekle kısmına gelmem gerekiyor. TP kısmına ekleyeceğim ben ilk etapta. Daha sonra eklediğim TP üzerinden arama gerçekleştireceğim. Şimdi nasıl eklenecek TP? TP ekle kısmına gelip okey'e bastığım zaman şöyle uydumu seçtim. Bakın uydu TürkSat 4. Frekans bilgisine geldim. Şöyle sağla sıfıra bakın geçiş yapabiliyorum. Direkt yazalım. 12.000 kaçtı? 84 müydü? Şöyle bir hatırlayayım. 12.0.84 evet. 0.84. Bunu ekledikten sonra sembol oranı değerini eklemem gerekiyor. Okey ile sembol oranı değerine geliyorum. Seçtim orayı. Kaçtı? 13.750 idi bizim HD yayın için bu değerler. 10 şöyle okey deyip evet. 13.750. Bir de polarizasyon değerini seçmem gerekiyor. Polarizasyon değerim de yataydı. Burada dikey olarak verilmiş. Bizim polarizasyon değerimiz kaçtı? Yataydı. Muhtemelen bakıyorum tekrardan. Evet. Yatay veya H olabilir. Eğer H varsa ya da H veya V varsa siz H'yi seçiyorsunuz. Bakın yatayı seçtim. Daha sonra bu TP değerimi kaydediyorum. Bakın kaydetme işlemi başarılı oldu dedi. Okey diyorum. Evet şimdi TP'mi kaydettim. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi elle arama kısmına geliyoruz. Elle arama kısmında bizim kanallarımızı transponder değerini seçtikten sonra aratacağız. Geliyorum buraya. Transponder değerinden en son eklemiş olduğum transponder değerini seçeceğim. Muhtemelen o yukarıda birden öncedir. Bakın şöyle birden önceye gelelim. 206. olarak eklemişim. Bakın 12.0.84 H yani yatay 13.750. Görmüş olduğunuz gibi onu seçiyorum. Onu seçtikten sonra arama yapacağım. Ve benim 3 kanalımı ne yapacak? Bulacak. Şimdi görmüş olduğunuz gibi aramayı yapıyorum. Elle arama yaptığım için diğer kanallarla herhangi bir işlemim olmayacak. Burada birazdan 3 kanalı da bulacak. Evet gördüğünüz gibi ne yaptık? TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul, TRT EBA TV Lise, bir de Uçan Kuşu buldum. Uçan Kuş da neyse bilmiyorum. O da başka bir kanal. Evet, şimdi hocam kanalı nereye ekledi peki? Şöyle şu anda benim bir numarada Fox TV var. Şöyle bir yukarıya geliyorum. Bakın Uçan Kuş TV var burada. 526'da. Şöyle geldim. 525'e. Görmüş olduğunuz gibi burada TRT EBA TV İlkokul var. Çok yakında yayında diyecek. Ne zaman yayınlar başlayacak? Pazartesi günü saat 9'da başlayacak. Şöyle geliyorum TRT EBA TV Ortaokul'a. Bakın burada da ortaokul var. Ve burada da lise var. Hangisindeysek biz, hangisinden sorumluysak, yani hangi sınıfa gidiyorsak ona göre kendi kanalımızı kendi saatinde ne yapacağız? İzleyeceğiz. Bunlarla ilgili yayın akışı da zaten yine EBA TV üzerinden verilecek. Şöyle göstereyim. TRT'nin EBA TV ortaokul bölümü bu. Buradan bütün yayın akışı verilecek. Biz de zaten kanalımızda paylaşmıştık yayın akışını. Bir haftalık süreçte nasıl olacağıyla ilgili. Şimdi de Samsung TV'de bir deneyelim. Samsung TV'de bu ayarlamalar nasıl yapılıyor onu da öğrenelim. Muhtemelen birçok televizyonda aşağı yukarı aynı şekilde ayarlama yapmanız gerekecek. Bu sayede ne yapabilirsiniz? Uzaktan eğitimi izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi de Samsung televizyonlarda frekans ayarlarımızı nasıl yapacağımızı sizlere göstereceğim. Öncelikle menü tuşundan klavyenin üstünde bulunan menü tuşuyla menümüze girmemiz gerekiyor. Oradan yayın sekmesine geliyorum ve burada yayın sekmesinden otomatik ayarlamayı değil en altta bulunan kanal ayarları kısmını bulmamız gerekiyor. Bakın buldum. Şöyle bir üste gideyim. En alttaydı. Kanal ayarlarını seçmemiz gerekiyor. Burada kanal ayarları kısmına geldiğim zaman manuel ayarlama diye bir bölüm var. Manuel ayarlamayı seçiyoruz. Ve buradan karşımıza TürkSat 4 uydusu geliyor zaten. Buradan tara diyorum. Şimdi burada transponder değerlerini tekrardan girmemiz gerekiyor. Yani o bizim elimizde olan frekans değerlerini buraya girmemiz gerekiyor. Burada bir sürü değer var. Biz en aşağıdan yeni diye bir sekme olması lazım. Ya da yeni ekle diye bir şey olması lazım.
Şöyle en alt kısma kadar geliyorum. Bakın geçtim, tekrar üste geleyim. Evet, yeni diye bir kısım var burada. Yeniye tıkladığım zaman benden frekans bilgisini girmemi istiyor. Benim frekans bilgim neydi hatırlayayım. 12 0 kaçtı, şöyle tekrardan bakalım. 84'tü değil mi? 84. Okey diyorum. Aşağıya da simge hızı değerini girmemi istiyor. Bu da neydi? 13.750 idi. Şöyle 10 okey deyip oraya seçmemiz lazım. Evet. 13.750'yi buraya giriyorum. Okey diyorum tekrardan. Polaritem benim neydi? Yataydı. Değil mi? Sizde İngilizce ise H olarak da görünebilir ya da horizontal mı? O şekilde de görünebilir. Yatay olarak ne yapıyorum bunu? Seçiyorum. Okey diyorum. Daha sonra kaydet diyorum. Evet, yeni bir transponder kaydettim. Şimdi arama kısmına geliyorum. Artık benim transponderim üzerinden ne yapacak? Arama yapacak. Ara diyorum. Bakın şu anda arama devam ediyor. Manuel ayar tamamlandı dedi. Tamam diyorum. Evet, uçan kuş çıktı şu anda. Uçan kuş diye bir kanal çıktı. Diğerinde de yine bu kanal çıkmıştı. Şöyle menüden kapatayım. Muhtemelen bir altına bizim kanalımızı eklemiş oldu. Çünkü 4 tane kanal var bu transponder değerinde. Şöyle geliyorum. Bakın uçan kuş neredeydi? Şöyle uçan kuştan sonra 561'den sonra 562'ye ne yapmış? TRT EBA TV ilkokulu eklemiş. Evet, TRT EBA TV ortaokulu eklemiş. TRT EBA TV liseye eklemiş. Artık benim televizyonuma bunların hepsini eklemiş oldum. Bazılarınız yorumlarda şunu yazmış. Hocam işte bize Uçan Kuş TV çıkıyor diye. Muhtemelen 4 kanalı ekliyor. Ve siz Uçan Kuş'ta olduğunuz için o kanalı görüyorsunuz. 4 tane kanal var bu frekans bilgisinde. Uçan Kuş'u da ekliyor ancak EBA TV'yi de ekliyor. Kanallar arasında mutlaka gezip bulun. Şöyle göstereyim ben menüden gösterdim pardon. Guide'dan göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi 561'i Uçan Kuş'u ekledi. TRT EBA TV'yi de 562, 563 ve 564 kısmına ne yaptı? Ekledi. Buradan ayarlamalarınızı Samsung televizyonlar için bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Hocam peki bizim televizyonumuzda markası farklı. Onlarda nasıl yapacağız? Şu anda elimde farklı televizyon olmadığı için onlardan gösteremeyeceğim. Ancak mantık aynı. Transponder değerini yani frekans değerini ekleyip manuel olarak ekleyip arama yapmanız gerekiyor. Muhtemelen anneniz, babanız veya abiniz, ablanız bunu sizin için halledecektir. Bu şekilde pazartesi günü saat 9'da uzaktan eğitim yayını başlayacak. Hangi kanaldan eğer hangi kanal grubundaysanız, liseye gidiyorsanız liseden, ortaokula gidiyorsanız ortaokuldan, ilkokuldaysanız ilkokuldan ne yapabilirsiniz? Size ayrılan uzaktan eğitim programına göre eğitiminizi takip edebilirsiniz. Bazılarınız yorumlarda şunu sormuşlar. Hocam biz evde iki kişiyiz ama tek televizyonumuz var. Ne yapacağız? İşte birimiz ortaokula gidiyor, birimiz ilkokula gidiyor. Şu şekilde yapacaksınız. Ortaokula giden sabah erken kalkacak, sabahçı olacak. İlkokula giden de öğleden sonraki yayını izleyecek. Yani tekrar yayınını izleyecek. Bu şekilde paylaşarak, planlayarak ikiniz de ne yapabilirsiniz? Yayınları izleyebilirsiniz. Günde zaten iki tane tekrar yayın olacak bildiğim kadarıyla. Yani üç kişiyseniz de üç tekrar yayınından tekrar bunları takip edebilirsiniz. İşte bazılarınız yorumlarda yine sormuş hocam yoklama olacak mı? Yoklama olmayacak tabii ki de. Bu tamamen sizin inisiyatifinize, sizin kendinizi otokontrolünüzle takip etmenize bağlı bir sistem. Günde 2 tane ders olacak ortaokul için, lise için ise günde 3 tane ders olacak. Bu şekilde derslerin takibini yapacaksınız arkadaşlar. Başka bana sormak istediğiniz soru varsa yorumlarda belirtirsiniz. Yorumlarda elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Varsa sorunlarınız yorumlar kısmından mutlaka bana sorun. Bunun dışında da eğer frekans ayarlarını da yapamazsanız bir büyüğünüzden mutlaka yardım alın. Bu videoyu izleyerek emin olun onlar halledecektir. Dikkat edin, bütün kanalları silmeyin. Bildiğiniz gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemi hep birlikte bu şekilde birlikte aşacağız. Emin olun güzel günler çok yakında tekrar okullarımız açılacak ve okullara geri dönüş yapacaksınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum.